Gaziantep İslahiye'de gıda sektöründe üzüm pekmezi ve üzüm sirkesi üretimi yapan bir firmaya konuk oluyor ve sözü ekibimizden Zehra Fidan'a bırakıyoruz. Merhaba İş ve Başarı'nın değerli izleyicileri. Sektörler arası turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Bizler bugün rotamızı Gaziantep İslahiye'ye çevirdik efendim. Gıda alanında bugün çok güzel şeyler konuşmuş olacağız. Detaylı bilgiler, püf noktalar öğreneceğiz ama bunlardan önce yanımızda işletme sahibimiz Tevfik Bey var. Öncelikle kendilerini tanıyacağız ve bütün detaylı bilgileri aslında Tevfik Bey'den öğrenmiş olacağız. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Tevfik Bey. Hoş bulduk. Tevfik Bey, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz? İsmim Tevfik Yılmaz, Gaziantep İslahiyeliyim. Firmamızı 2020 yılında kurduk ama geçmişimiz 2019 Malatya ile başladı diyelim. Biz Gaziantep İslahiye, yani İslahiye Organize Sanayi Bölgesi'ni şu an kurulma aşamasındayız hatta. Önümüzdeki yıl itibariyle tam olarak başlamış olmayı planlıyoruz. İslahiye üzüm ve nar bölgesi aslında. Hatta 100 kilometre karelik bir alan içerisinde Turunçgil'de diğer meyve çeşitleri de birçoğunu barındırmakta. Öncelikle üzüm ve narda ana bölge sayılır bu bölge açısından. Bunun yanında 100 kilometrelik karelik alan içerisinde, yani Turunçgil'inden diğer meyve çeşitlerine kadar birçok meyve çeşidini barındırdığı için özellikle meyve suyu veya meyve işleme üzerine böyle bir tesisin buraya kuruluşunun daha mantıklı olacağını düşünerek bu yola başladık diyelim. Tesisimiz var dedik ama bu tesiste neler yapılıyor? Birazcık açar mısınız? Biz özellikle pekmez ve sirkelik üzümleri işlemeye başladık bu yıl. Nar kısmına gelince de narda da ana işlevimiz şu an nar ekşisi olarak şey oldu. Bunu ilerleyen zamanlarda nar suyunu NFC halinde getirerek, yani direkt ara ham madde üreterek öyle diyeyim. Oradan yine ekşilik narlarımızı da nar ekşisi üreterek devam etmeye çalışacağız. Bunun yanında da bu önümüzdeki 1,5-2 yıl içerisinde de altyapımızı tamamlamaya çalışarak diğer meyve çeşitleri, özellikle turunçgil, elma, işte vişne, şeftali, yani bu 100 kilometrelik alan içerisinde bu birçok meyveyi biz bulabileceğiz. Çok güzel. Aslında sizler burada üzümleri yaptığınız ürünlere göre ayrıştırıp öyle evet. Yapmış oluyorsunuz. Organik ürün yetiştirmenin çok zor olduğunu dile getiren Tevfik Yılmaz, en doğal şekilde ürün elde etmek için ürünleri kendilerinin yetiştirdiğini anlatıyor ve sözlerine şöyle devam ediyor. Sizler ürünleri seçerken kalitesini neye göre ayarlıyorsunuz ve nasıl bir sistem işliyor oradan? Şu tabir var, organik olması diye. Organiklik aslında çok da mümkün değil şu bakımdan. Yani organikliğin belli alanları, yani yakınında az gübre kullanılmış olması veya gübre kullanılmamış olması, yani buna nazaran şey, biz elimizden geldiğince kendi çapımızda bunları, yani kendi elimizde yetiştirmeye çalışıp kendi gözetlememizde, kendi takibimizde ve onu daha sonra kendi tesisimizde işleyerek, yani bir nevi başından sonuna biz takip ettiğimiz için organikliği böylelikle daha kısa süre, yani nasıl diyeyim, yakalamaya çalışıyoruz. Aslında burada tamamıyla bütün ürünler organik kullanılıyor. Bu yüzden evet. De insanların sağlığına aslında fayda katmış oluyoruz diyebiliriz. Evet, hiçbir katkı maddesi de ayrıyeten kullanmıyoruz. Bunu da özellikle belirteyim. Yani o bakımdan da rahatız. Çok güzel. Aslında ben de bu konuya birazcık değinmek istiyorum Tevfik Bey. Biliyorsunuz ki hijyen aynı zamanda olmazsa olmazlarımızdan birisi. Sizler bu noktada hijyeni nasıl sağlıyorsunuz ve nelere dikkat ediyorsunuz? Hijyeni biz şu şekilde sağlıyoruz. Özellikle bağ bozumundan sonra tesisimize gelen üzüm olsun, nar olsun veya bahçe bozumundan sonraki ürünler olsun şeyde hiçbirine el değmeden direkt depolama tanklarına depoluyoruz. Aslında sizler bu noktada firmalarla çalışıyorsunuz ama perakende çalışmalarınız da var mıdır bu noktada? Perakende çalışmalarımız var. Hatta tüm hızımızla devam ediyoruz. Ama şimdilik şu an sadece firmalarla çalışıyoruz. Daha çok firmalara hitap ediyoruz. Çok güzel. Biliyorsunuz ki bu alanda müşteri memnuniyeti olmazsa olmazlardan birisidir. Bu noktada sizler müşteri memnuniyetini nasıl sağlamış oluyorsunuz? El değmeden hijyenik bir şekilde ürettiğimiz ve özellikle de kaliteli ve sağlıklı ürün üretmeye çalışarak. Ben kendim yurt dışı bazlı çalışıyorum. Asıl amacımız buradaki bu ürünleri üretip zaten yurt dışına pazarlamak. Bunun yanında da özellikle ülkemizde üretilmeyen bazı ürünler var. Gıdada, gıda katkı maddesi olarak kullanılan. Allah kısmet ederse önümüzdeki 3 yıl içerisinde de lisitin üretimini yapmaya çalışacağız. Oradan da devam etmeye çalışırız umarım.
Aslında kısa sürede güzel işler yapmışsınız. Mutlaka bu başarımızın bir sırrı vardır. Sizlerden öğrenmiş olalım. Başarınızın sırrı nedir? Bir mecburiyet, yani mecbur hissetmek. İkincisi de bunun için mecbur olarak çalışmak diyeyim. Yani şöyle baktığım zaman liseden itibaren ben ailemin bir nevi en büyüğüydüm. İki seçenek vardı, okuyup okumamak. Okuduktan sonra da bari okuduk, en iyi şekilde okumaya çalışalım durum vardı. En iyi şekilde okumaya çalıştıktan sonra da hani bilmiyorum, biraz daha ticarete yatkınlığımız veya daha çok o tarafta olmak isteğimiz herhalde. O şekilde kendimizi o tarafa doğru monte etmeye çalışarak mı diyeyim? Yani bir şekilde fırsat, yani açık yani kanal olarak da, sektör olarak da, ticari olarak da onların peşini bırakmayarak.